Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Ekranınızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Değerli dostlar, 3 tane farklı videomuz olacak seri halinde. Bunlardan ilkini şu anda izliyor olacaksınız. Gıda hisselerinin, değerli dostlar, ortalama 27-28 kadar gıda ve içecek hisselerinin teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Yani sektörel bazlı. İlk videomuzda toplam 9 adet gıda hissesi olacak. Daha sonra 8 adet, daha sonra 9 şeklinde 3 ayrı videoda bu gıda hisselerinin tamamına değinmiş olacağım. Teknik analize uygun olanlar olacak, uygun olmayanlar olacak. İçerisinde es geçtiklerimiz olacak. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Bekleyen çok uygunsa analizini yaparız. Böyle çok teknikten uzak, garip hareketler olanları es geçebilirim. Şimdiden söyleyeyim. Hocam o hisseyi yazdın da niye analiz etmedin falan demeyin. Değerli dostlar, kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını bir defa bir kenara yazın. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyin. Hisse, MTF, Forex, kripto para analiz istekleri için katılıp farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24. Bakınız arkadaşlar, 7/24. Hocam ben hafta sonları canım sıkılıyor, alım satım yapmak istiyorum, kripto paralarda 7/24 işlem yapmak istiyorum diyenler için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle hemen videonun altındaki referans kimliğimizi kullanarak, tıklayarak, değerli dostlar, burada açıklama yorum kısmında yer alan kimliğimize tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bakınız herhangi bir videonun altında. Bakınız burada kripto para alım için Binance borsasına diyor. Buraya tıklayarak, değerli dostlar, karşınıza çıkacak ekranda e-posta ya da mobil yoluyla kaydınızı oluşturabilir. 7/24 işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Değerli dostlar, Frigo. Evet. Frigo ile başlıyoruz. Teknik analiz çalışmamıza. Şimdi burada öyle bir şey oluşumu oldu ki gerçekten, değerli dostlar, yani bazen işte formasyonları böyle ters düz yapabiliyorlar. Aslında burada çok güzel oluşmuş olan bir formasyon vardı. Yani burada mantık olarak aslında bir noktayı da öğrenmiş olacağız. Yani fake hareketler, hani sağ gösterip sol vurmak dedikleri, biz de değerli dostlar burada formasyon olarak, bakınız şu şekilde bir fincan kulp formasyonu oluşturup, bakınız şu şekilde, maalesef bunu fake bir hareket haline getirdiler. Teknik anlamda baktığımız zaman, değerli dostlar, bakınız, kırmızı çizgimiz olacak olan nokta 32.96. Bakınız arkadaşlar, 32.96. Bu seviyenin altında dikkat ediyorsunuz. Bakınız, yani 32.96'nın üzerinde kaldığımız müddetçe bu formasyon teknik olarak işler. Ama bu seviyenin altında kalır isek sıkıntılar yaşayabiliriz. Geri çekilmeler olabilir değerli dostlar. Evet, 32.96 bizim için önemli değerli dostlar. Bu bölgenin üzerinde bu formasyon işleyebilir. Ama bu formasyonun işleyebilmesi için değerli dostlar mutlaka bu değerin üzerinde olmalıyız. Altı risklidir, ona göre takibini sağlarsınız değerli dostlar. Evet. Görüntümüz bu arkadaşlar. Umarım burada tekrar yukarıya doğru atağını yapar. Ama yapamaz ise de sıkıntı. Evet, şöyle yapacağız arkadaşlar. Teknik görüntümüz. Şöyle majör bir kanalımız var. İşte burası tehlikeli arkadaşlar. Bakın. Bu majör kanal bizler için tehlikeli. Öyle bir nokta ki, bakınız, destek, direnç. Destek bölgesi, direnç bölgesi arkadaşlar. Eğer burada majör kanal işleyecek olur ise oldukça net bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu değerin altında tehlikeli, mutlaka unutmayın arkadaşlar. Evet. Avo'da bakalım.
RSI ve emekli indikatör günlükte ben geri dönmek istiyorum diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Avot'ta yine sarı bölgemizi çizeceğiz. Bakınız şu bölge bizim için önemli. Bakınız bu bölge aşılamalı ise geri çekilmeleri, düzeltmeleri görebiliriz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bu noktayı takip edelim. Evet. Teknik anlamda ciddi güçlü bir direnç noktamız var. Baskı yiyebiliriz. Geri çekilmeler olabilir. Sırasıyla destek noktalarımız 8, 19, 7, 36, 6, 25 şeklinde takip edilebilir değerli dostlar. Evet. 9.35 bantları üzerindeki dolu mum kapanışları görmemiz gerekir arkadaşlar. Dardanel'e bakalım. Evet. MACD indikatörü RSI güzel, kötü durmuyor. Şurada şöyle bir oluşum söz konusu arkadaşlar. Bakınız. Yine bir kanal içerisine gidiyoruz. Bu anlamda kanal desteği kırılmadığı müddetçe sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar. Evet. Dardanel'de bir kanal içerisinde yolculuk devam ediyor. Destek noktamız 29.90 arkadaşlar. Bu seviyeyi kendinize destek alarak takip edebilirsiniz değerli dostlar. Evet. Yükselen kanalımız var. Bu mavi bir şekilde kırılabilir ama sarı bölge bizim için daha önemli, daha majör bir destek bölgesi arkadaşlar. 29.90 destekli takip edilebilir. Daha önceki oluşmuş olan zirvelerimiz, dirençlerimiz 35.46, 39.62 arkadaşlar. Yani değerli dostlar, kanal trendinde kaldığınız müddetçe sıkıntı yok. Bakınız Dardanel'de. Alt sarı bizim için asıl majör destek diyebiliriz. O da 29.90 bantlarına denk geliyor Dardanel'de. Ersu'ya bakalım şimdi. Ersu meyve, gıda, sanayi. Değerli dostlar, Ersu'da daha önce yine teknik analiz çalışmasını yapmıştık. Şöyle sıfırlayalım. Bir baş omuz formasyonu olabilir diye bekledik ama maalesef gerçekleşmedi. Zaten burada yine ortalama 5.28-5.30 bantlarının aşılması gerektiğine vurgu yapmıştık. Şimdilik bu da çöp olarak kaldı. Yani bu formasyon anlamında. Şöyle bir oluşum gerçekleşebilirdi. Gerçekleşmedi. Buradaki destek noktanız artık değerli dostlar şöyle baktığımız zaman 4.93 destek 5.30 direnç şeklinde takip edebiliriz Ersu Gıda'yı. Yani olası bir şekilde yukarıya tekrar hareketlenmeler başlar bu şekilde. Yine burada bir formasyon ümidimiz, bir ters omuz baş omuz formasyonu ümidimiz söz konusu olur. 4.90-5.30 bandı yine takip edilebilir. Şimdi Ersu'da değerli dostlar şöyle çizimleri yine kaldıralım. Bakın şöyle bir görüntü hakim. Biraz daha olaya majör bakacak olur isek. Yani bu görüntüde de değerli dostlar yani gelgitler yaşayacağımız bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Yani bu alan içerisinde bu majör bakınız simetrik üçgen formasyonu diyelim buraya. Bakınız bu simetrik üçgen formasyonu içerisinde gelgitler yaşayabiliriz. Yani tepeye çarparız, buradan döneriz, dibe geliriz. Yani bu bölgedeki gelgitleri takip edelim. Yine kırılım odaklı olmakta fayda var. Veyahut da bulunmuş olduğumuz nokta itibariyle şöyle bakıyoruz. Orta noktadayız. En sonki dönüşümüz dipten geldiğine göre. Yani gönül yukarı doğru gitmesini istiyor. Hem gönül hem de teknik. Umarım buradaki bakın şu kısımda bizlere destek olur. Arkadaşlar bakınız. Burada da 4.89. Bakın şu geçmiş bölgeden itibaren taradık, çizdik. Ortalama 4.89, 4.90. Önemli bir destek noktası. Orta yol diyebiliriz bu noktaya. Bu seviyenin üzeri pozitif, altı negatif olarak da yine değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Evet. Ersu'daki görüntü bu. Oylum.
Daha önce yine teknik çalışmasını yaptığımızda dikkat çektiğimiz bir nokta vardı değerli dostlar. Bir husus vardı. O da şuydu. Şu çizginin rengini şöyle siyah yapalım. Bakın şu siyah yükselen destek çizgimiz bir satış onayı olarak çalışabilir vurgusunu yapmıştık sizlere. Yani görüldüğü üzere burası bir satış onayı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu nokta bakınız kaç burası? 4.37 bantları artık desteğimiz. Daha önce bakın şu kısım 5.14'ler güzel çalıştı. Şimdi de bakalım alt destek çalışacak mı? 4.38 bantları. 5.14 direncimiz çalıştı. 4.38 desteğimiz, bakalım ne olacak değerli dostlar. Burayı takip edelim. Bu bölge önemli. Evet, şöyle alalım yine ana kısmı. Değerli dostlar 4.38 bant altında gelebilecek bir satış dalgasında 3.96 seviyeleri bizim için oldukça güçlü destek noktası. Evet, görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani teknik anlamda 4.38 önemli destek tutunabilirsek tekrar 5.14'lere doğru yukarı doğru şöyle bir atağı görebiliriz. Ama altında 3.96'lara hazırlıklı olmakta fayda var diyoruz. Kristal'a bakalım. Kristal'da bakalım durum nedir arkadaşlar. Kristal Polo'a. Oo, çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Bakın daha önceki çalışmalarımız nokta nokta nokta. Evet. Bakın şuradaki katlama hedefleri hepsi tıkır tıkır yerini buldu. Şimdi çalışmamızda 2.65 desteğine daha bakın buralardayken şu 2.65 desteğine vurgu yapmıştık. Buraya doğru geliyoruz. Çizimleri kaldıracağım arkadaşlar. Artık takip edeceğimiz nokta. Evet. Bakın çok çok güçlü bir destek bölgesindeyiz değerli dostlar. Bu destek noktası çalışır ise güzel bir alım fırsatı olabilir. Bakınız çalışır ise güzel bir alım fırsatı olabilir. Yani bu kısım kırılır ise de alttaki bakınız siyah yine bizim ana destek noktamız. Şimdi birinci topuklama yukarı doğru bu bölgeyi takip edin arkadaşlar. İhtimal dahilinde kırılırsa bakın şu bölge. Evet çizelim ortalama bakınız. Zaten şu anda bulunduğumuz nokta arkadaşlar bu bölge. Yani 2.94-98 aralığı. Aşağıda ise 2.64. Evet. Teknik görüntüde geldik majör desteğe. Hatırlarsanız daha önce kırılan bakınız şu bölge vardı arkadaşlar. Yani bu çizmiş olduğumuz çizgilerin hiçbirisi boş değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani buraya çiziyoruz. Bunu laf olsun torbada olsun diye çizmiyoruz değerli dostlar. Yine şu şekilde alalım. Bakın görüntümüz oldukça net burada da. Evet. Bakın nasıl ki burada kırılım geldi. Teknik anlamda satışı yedik. Yine dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar çiziyorum. Tam sınırdayız. Bu noktaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet. Kristal Kola'da böyle tam odak noktasındayız. Bakalım kırılacak mıyız? Dönecek miyiz arkadaşlar? Evet. Henüz indikatörler bir alım üretmiş değil. Umarım şöyle yarın şurada güzel bir yeşil mum oluşumunu görürüz. Pazartesi üzerine bir yeşil mum daha. Oo, işte hayat. Kristal tam sınırda. Bakalım neler olacak? Hep beraber yine takipçisi olacağız değerli dostlar. Umarım bu bölgeden güzel bir dönüş hareketi gelir arkadaşlar. Bakınız şöyle şu bölgeyi uzattığımız zaman yine böyle ufak tefek sarkmalarla işte 2.90 bantları burada destek alınarak takip edilebilir arkadaşlar. 2.90 destek noktamız. 3.24'ten üzerinde de güzel bir görüntü hasıl olabilir. Evet. Pinsu'ya bakalım. Pinar su. Değerli dostlar. Bakalım burada durum nedir? Grafiğimizi yine sıfırlayalım. Yani şu hareketler
Maalesef sıkıntılı. Destek. 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 Destek kırıldı, geldi, onayını aldı değerli dostlar. Şu kırılma bölgesi, onay alma bölgesi arkadaşlar, bakın dikkat edin. Bu seviyenin üzerine atamadığımız müddetçe baskının şiddetli olması beklenilir değerli dostlar. Evet. Sarı bölge, bakınız, kırılmanın yer aldığı bu bölge bizim için güçlü bir direnç noktası. 8.43, 8.40 bantlar arkadaşlar. Aşağıda ise yine 7.40 destekli takip ediyoruz. Dikkat ediyoruz değerli dostlar. Bu bölgeler sıkıntılı bölgeler. Evet. Umarım buradan böyle kötü kötü çekilmeleri görmeyiz arkadaşlar. Evet. 8.40, 7.40 şu kısmı da alalım. 6.96, 7. Evet, şöyle sırasıyla çizelim arkadaşlar. Görüntüler bunlardan ibaret. Evet. Pınar Su'daki görüntümüz. Kerevittaş'a bakalım. Kerevittaş'ta da şimdi fake bir hareket yaptılar arkadaşlar. Gel gel. Geldiler yukarıya. Sonra yine çaktılar. Evet. Kerevittaş'ta da maalesef güzel bir dönüş. Ama nokta atışı işliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Hani dedik ya biz her zaman bu geçmişten gelen çizgiler alım fırsatıdır. 5.07'de alım fırsatını verdi. Yani geldi nereye takıldı arkadaşlar? İşte 6.62, 6.77 sırasıyla bu bölgeler çizdik. Dedik ya bu noktanın üzerine atmalıyız, kırmalıyız. Bakınız bu alanın sarı bandın dışına çıkarsak yukarıya doğru gideriz. Kıramaz, geriye dönersek aşağı doğru sallanır. Tekrar bir hamle yapabilir dedik. Yani nokta atışı gitti arkadaşlar. Şimdi yatayda çok çok güçlü bir bölgede kaldık arkadaşlar. 5.96 tam sınırdayız. Yarın önemli olacak Kerevittaş için. 5.96'nın üzerine attığımız takdirde tekrar o üstteki direnci kırma çabası içerisine gireceğiz. 5.96'nın altında yolculuğumuz, bakınız şu 5 bandına doğru çekilmek olacaktır değerli dostlar. Bu şekilde takip edelim. 5.96 önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Petun'a bakalım. Hocam düşenin kırdı dedin, çizdin oraya bir sopa çizdin, geldi mi 30 liraya gelmedi. Ama yani nihayetinde kırılımı yakalıyoruz. Değerli dostlar yakalıyoruz. Geldiği nokta 27.34. Biz her zaman demiyoruz. Yani yukarıya doğru giderken şu yataydaki dirençleri şöyle çiz. Bakın işte 27.34 ilk dirençten maalesef geriye döndü. Ya ben şunu anlamıyorum zaten. Ya bir yatırımcı şu bakınız oluşumda şu kırılımda buraya girebilir arkadaşlar. Şimdi sağlıklı bir bölgedir. Buraya girdin diyelim. Geriye düştün. Seni koruyacak majör bir desteğimiz var. Ama sen gidiyorsun. Burada oyuna dahil olmuyorsun. Tam şu direnç bölgesinde oyuna dahil oluyorsun. Veyahut da burayı kırıp gitseydi gelip burada oyuna dahil oluyorsun. Arkadaşlar tehlikeli noktalarda hareketler yapıyorsunuz. Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Ondan sonra 27-30'larda hisseyi alıyorsunuz. Hisse geliyor 23-20'lere. İşte bu sıkıntıları yaşamamak için her zaman söylüyoruz ki dip oluşumları yakalamaya çalışın arkadaşlar. Yani her zaman söylüyorum. Yani şu şekilde bu bölgelerden aldın gitti güzel. Ya bu denli bakınız böyle yatağa giderken birden Eyfel Kulesi gibi dikilen bir hissenin peşinde gidersen işte burada yakalanabilirsiniz. İşte burada yakalanabilirsiniz. Arkadaşlar. Sert düşüşleri takip edin. Yani mantık olsun diye anlatıyorum. Yani alın satın demiyorum. Örneğin Carrefour'sa. Bakın iyi bakın. Arkadaşlar. Yani daha önce buralarda oluşmuş oluşumlar. Tamam girdin. Bakınız. İşte 46'lardan geldi 240'lara. Ya gözünüzü seveyim arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Bu riskli bölgelerde girmeyin oyuna, dahil olmayın. Yani bunu yaptığınız zaman
zarar. Yani onun için diyorum, dikkat edin. Böyle diplerde, hocam dibi nereden bileceğiz? Ya kardeşim, dibi bilmek, yani oluşum vardır, bir geri çekilmeler vardır, gelgitler yapar, kırılımlar olur, ters omuz baş omuz olur. Yani buralarda oyuna dahil olabilirsin, sıkıntı yok, ama sen böyle füze gibi gitmiş bir şeyin peşinden gidersen stres yaşarsın. Yani şu 30'larda mahalleden bir kişi hala bekliyor, beklemek zorunda. Bunca sıkıntı, stres, boşuna arkadaşlar, yapmayın, etmeyin. Evet, grafiğimizi sıfırlıyoruz. Bakınız, aynı mantığı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradan düşen kırılımı gelmiş, yatırımcı burada girmemiş veyahut da şuradaki onay hareketine girmemiş. Gelmiş tam şuradaki direnç noktası, yani satıcının devreye girdiği bölgede bizim arkadaş hisseye giriyor. Yapmayın. Evet. Çok karışık bir hal almış değerli dostlar. Şöyle çizimleri kaldıralım. Şöyle yapalım. Çok gelgitler yaşıyor değerli dostlar. Evet. En azından 23.70'lerin üzerinde bir kapanış görmemiz lazım arkadaşlar. Tekrar yukarı güç kazanabilmemiz için. Evet, 23.70 üzeri kapanışlar gerekli arkadaşlar. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz. Ha burada şu anki oluşum nedir? Bakın tepeler hep daha aşağıda oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Daha aşağıda. Yani şuradan bir tık daha gidebiliriz. Tekrar bakın buralardan dönüş olabilir. Artık bu tepe noktaların bir yerde kırılması gerekir arkadaşlar. Yani siz tepelerdeki oyundan ziyade şu dip dönüşleri yakalayabiliyor iseniz veyahut da bu bölgelerde, bakın bu bölgelerde veyahut da şu kısımlarda ya alırken kazanın arkadaşlar. Bakın alırken kazanın. Yani bir alışveriş yaparken ne yaparsınız? Pazarlık yaparsınız. Daha uygun, daha cazip alabilmek için. Yani hisselerde de aynı mantık geçer. Böyle zirvelere koşmuş gitmiş, siz de peşinden gidiyorsunuz, bakıyorsunuz iki gün sonra hop aşağı, ne oldu? Ya ben aldım da hisse düştü. O zaman sen alırken bize söyleseydin ya mübarek, biz de sataydık. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Ben aldım, hisse düştü. O işin hurafe kız. Sen yanlış yerde almışsın. Olay bu. Yanlış yerde oyuna dahil olmuşsun. Evet. Bunu defalarca anlatıyoruz, defalarca çiziyoruz, yazıyoruz. Maalesef buralarda kalıyoruz değerli dostlar. Örneğin bu bölgede al. Bakın teknik al vermiş. Veyahut da yine şu kısımda bakınız. Şöyle çizdiğimiz zaman, bakın şöyle onaylı hareketleri bulduğunuz zaman alın, trade edin. Ama sen böyle çıkmış. Ya nereye gidecek? Gitmiyor işte. Tepeden dönüyor. 2-3 gün sonra tekrar yukarıya tırmansak bu tepede yine bir kitleme yapabilir. Ha, bu tepeyi kalıcı olarak geçtik. Şöyle onayın da hareketini yaptık onaylı bir şekilde. Tekrar yeni yükselişler görebilirsiniz arkadaşlar. Yani piyasamız burada tamamen boğaların gücünde olabilir. Ama şu anda karışık. Bir bakmışsın ayının elinde, bir bakmışsın boğanın elinde. Yatay bir görüntü hakim. Gelgitler hakim. Savrulmamak için dipte mal edebildiniz mi? Tamam. Ama tepede mal ettiğiniz zaman aylarca süren, bazen yıllarca süren stres ve sıkıntı yaşamak mecburiyetinde kalıyorsunuz değerli dostlar. Evet. 9 adet hissenin teknik analiz çalışmasını yaptık. Gıda hisselerine bakacağız dedik. Daha sonraki videomuzda, İki videomuzda yine gıda hisselerine değineceğiz. Sektörel bazda bakalım, hisseleri boşlamayalım.
Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım güzel günler sizlerle beraber olur.